Sosyal futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Osterwold'ün basın toplantısını paylaştık. Lisansı da çıkarttı Fenerbahçe. Yani görev verilmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde yer alabilecek. Peki bu görev verilmeli oldu. mi? Esermeden cevap versin. Bilmiyorum onu Jesus bilir. <gülüyor> 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 Ama şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki formda geldi sonuç olarak. Oynayarak gelen bir oyuncu. Abi, sence görev verimleri oynamalı mı? Oynayabilir evet. Çünkü ferdi değerlendirme açısından düşündüğüm zaman oynayabilir. Bence oynamalı. Oynamalı mı diyorsun? Oynamalı diyorum. Hı -hı. Çünkü şöyle oynamalı diyorum. Jesus dedi ki yani demiş ki daha doğrusu yönetme devre arası transfer döneminde benim sol beke ihtiyacım var diyor sol bek e ihtiyacı olduğuna göre ve hazır da bir sol bek sonuç itibariyle ve üstelik 7 milyon avro bon servis vermişsiniz. Seri evet. B'den alıyorsunuz. 7 milyon avro bon servis. Bu kısımda konuşacağım. Bu kısmı çok değerlendiriliyor. Çok yorumlanıyor. Eleştiriler de var. Doğal olarak normaldir ama önce şunu cevaplayayım. Bence Adana Demirspor maçında 11'de başlamalı. Çünkü hazır bir oyuncu fiziksel olarak hiçbir eksiği yok. Sol bekte oynayan Lincoln Enrique'den sol bek oynamasını daha çok bilen bir oyuncu. Çünkü orijinal pozisyon orası zaten. Mevki o. Aynen. Ee, çok sıra dışı işler yapmasına gerek yok. İlk maç itibariyle kendi pozisyon bilgisini doğru şekilde sahaya uygulayarak doğru işler yapması yeterli olur. Hücuma verdiği katkıları yapması, savunma kısmını yapması yeterli olacaktır. Lincoln Enrique'den daha da iyi oynayacağını düşünüyorum. Ve 7 milyon avro devre arası transferinde bir oyuncuya veriyorsanız ve hazır olarak alıyorsanız ki 18'de 17 ilk 11 başladığı 1572 dakika oynadığı bir durumdan bahsediyoruz ligin yarısı için parmada. Bu oyuncuyu alıp direkt olarak 11'e koyarsınız ve devre arasından itibaren ilk maç itibariyle sonuç almaya başlarsınız. Bence bu yüzden oynamalı. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarılacı şu ana kadar 3 transfer yaptı. Kanarya Emre Demir, Samet Akaydın ve Jayden Osterwold'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Yönetim ara transfer döneminde birçok futbolcu elden çıkarmayı planlıyor. Kanarya'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sürpriz vedalar yaşanabilir. Teknik direktör George Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, Portekizli hocanın düşünmediği futbolcularla kısa süre içinde yolları ayırmak istiyor. Bu isimlerden biri ise Gustavo Henrique'ydi. Brezilyalı savunmacı sezon başında Flamengo'dan kiralanmıştı. Jesus Fenerbahçe'de beklenen performansın çok uzağında kalan 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti. Sarı lacivertler taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Henrique ile yollarını ayırmak istiyor. Kanarya, Gustavo Henrique'nin sözleşmesinden çıkmak için arayışa geçmişti. Konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gustavo Henrique ile ilgili son durumu Yunanistan basını duyurdu. Olympiakos tecrübeli soperi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Yunan ekibine Ernike'nin kiralık sözleşmesini devredebileceği ifade edildi. Ancak 1.96 boyundaki futbolcunun tek talebinin Olympiakos olmadığı açıklandı. Henrique ile ilgilenen takımlar arasında Santos ve Gremio'nun da olduğu kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gustavo Henrique bu sezon sarılı forma formayla 22 maça çıktı ve 3 gol 1 asist oynadı. Devler sıraya girmişti. Ali Koç bitiriyor. Son olarak Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sırada Fabio Borini var. Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Babakars Fatih Karagümrük'ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçti. Fenerbahçe, Karagümrük'te bu sezon 18 lig başında 12 gol atıp 7 asist yapan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu için kırmızı siyahların kapısını çaldı. Avrupa'da Roma, Chelsea, Liverpool, Sunderland, Milan gibi kulüplerde forma giyen Fabio Borini için Fenerbahçe 2 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Urva sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Borini'ye yeni sözleşme teklif etti ama İtalyan futbolcu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Borini'yi elinde tutması zorlaşan Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Sun transferin onay verdiği Fabio Borini için Ali Koç ile Süleyman Urma kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek. Transfer görüşmesi sonuca bağlanacak. Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha. Fenerbahçe transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gözdesi konumundaki Türk Sabe Konur Bulut için devreye girdi. Sarılacı Vertler Kayseri Spor Başkanı ile özel olarak görüştü. Aktarılan bilgilere göre transferin bitmesi artık an meselesi. Bright Osay Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe bu bölge için gündemine olur bulutu aldı. Fenerbahçe cephesi pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında milli futbolcunun transfer için ilk adımı attı. Sarı Lacivertli kulübün yönetimi Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü. Onur Kayseri Spor'da son iki sezonda gösterdiği performansa dikkat çekmişti. Yıldız oyuncu milli takıma kadar yükseldi. Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maça çıktı. 3 gol kaydetti ve 4 asistlik performans sergiledi. O sayı Samuel'in takımlar ayrılmasının kesinleşmesiyle Onur Bulut transferinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Enar Valencia'ya George Jesus dokunuşu. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta attığı 4 golle unutulmaz bir performansı imza atan Valencia, teknik direktör George Jesus'la beraber yakaladığı çıkışı devam ettiriyor. Kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atan Valencia, 17 lig maçında 19 gol atarak krallık yolunda ilerliyor. Burada George Jesus'un oyuncusuna tanıdığı özgürlük, sağladığı özgüven, sürekli şans vermesi önemli etken oldu. Geçen sezon İsmail Kartal döneminde bir ara formayı unutan Ekvadorlu futbolcu George Jesus'la birlikte müthiş bir sezon geçiriyor. 2022 Dünya Kupası'nda da 3 maçta 3 gol atan 34 yaşındaki futbolcu özellikle Fenerbahçe'de 29 resmi maçta 20 golü ulaştı. Kulüp tarihinde Alex de Souza sonra bir sezonda en fazla lig golü atan oyuncu olan Valencia, Jesus'la çok iyi anlaşıyor. Portekizli çalıştırıcının geldiği günden itibaren Ekvadorlu futbolcuyu kullanacağını söylemesi hata yapsa bile ısrar etmesi, hiç vazgeçmemesi ve üstüne her fırsatta övgülerde bulunması deneyimli yıldızı motive ediyor. Valencia Jesus'la beraber kariyerinde adeta ikinci varını yaşıyor. George Jesus teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli forvet oyuncusunun kariyerini etki etti. Başarılı çalıştırıcı Benfica, Sporting, Braga, Flamengo, El Hilal gibi kulüplerde çalışırken forvetlerinin gol kralı olmasını sağladı. Kariyerlerine yön verdi. Benfica'da Oscar Cardozo, Sporting'de İslam Slimani ve Bastos, El Hilal'de Bafetin Migomis gibi isimler Jesus'la krallık yaşadı. Benfica'da Darwin Nunez, Jesus sonrası Liverpool'a 100 milyon euroya satıldı. Flamengo'da kariyere düşüşte olan Gabriel Barbosa, Portekizli hoca ile çıkışa geçti. 5 kupa kazandı. Hatta şu anda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sefero 3 bile Benfica'da Jesus'ta bir sezonda 26 gol attı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk 5'te iki Fenerbahçeli futbolcu bulunuyor. Elner Valencia 19 golle listenin zirvesinde yer alırken, Michy Batshuayi de 10 golle 5. sırada bulunuyor. Ligde 20 maçta 51 gol atan Fenerbahçe'de Valencia Batshuayi ikilisi birlikte 29 gole katkı verdi. Öte yandan Elner Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şu anda Sarılacivertli kulüp ile Ekvadorlu yıldız arasında görüşmeler devam ediyor. Henüz somut bir adım atılabilmiş değil. Valencia'ya Avrupa'dan bazı kulüpler ve Katar'dan da takımların ilgisi bulunuyor. Öte yandan neler Valencia transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Menajerinin kulüple görüştüğünü ifade eden golcü futbolcu. Her zaman ilk 11'deyim. Çok mutluyum. Menajerim bana kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durumu hala aynı ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Valencia. Ailem Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu kulübün de önericiyle alakalı açıklamasını yaptı. Ayrılık için gelen soruya cevap veren deneyimli hücum oyuncusu. Şimdilik zor. Çok iyi iki teklif aldım ve onları George Jesus'a gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi çünkü kulüpte kalmam için savaştı. Teknik direktörümüz George Jesus bana güveniyor. Ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz yorumunu yaptı.